Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte bu Tesla otopilotunu denemeye devam edeceğim. Gelin videoya geçelim. Şimdi bu arabayı kullanırken sürekli güncellemeler geliyor ve güncellemelerde hep tam olarak bir şey söylenmiyor. Yani neyin geliştiğini bize söylemiyorlar. İlla ki bir şeyler değişiyor ama. Bu yüzden bunu sürekli deniyorum. Ki biz otopilotun tam sürümünü aldık. Türkiye'de tam açık olmasa bile geliştirmeler oldu. 2024'ü bekliyoruz artık. İlk çeyreğinde yayınlayacaklar diye umut ediyoruz. Umut ediyorum inşallah yani. Bu arada abone olursanız bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Mesela burada şeridi görmesi başarı. Ben görmüyorum mesela sağda nerede bittiğini. Biz bu yeni geldi mesela. Bak lütfen yola dikkat edin diyor. Ve ben gerçekten hani bak şu an şeridi ortaladı. Çok garip garip bir şeyler oldu. Ben de anlamadım. Burada frene bas dedi. Muhtemelen yaya geçtiğini mi gördü artık bilmiyorum. Şu an adaptif açık zaten. Işıklara da bakıyor. Bak bir şey yanlış yaptım. Bak kırmızıya geçtim yanlışlıkla. Ama çok güzel uyardı mesela. Bu da iyi. Özür diliyorum kırmızıya geçtiğim için. Aslında sarıda geçtim de sarıda geçmeme biraz kızdı. Bak 50 metre içinde trafik kontrol için duruyor. Bak şimdi arkamda kimse yok diye gösteriyorum. Gaza basmamı bekliyor. Anlamadım. Seyir kontrol frenlemeyecek. Mesela lütfen yola dikkat edin. Bu kameraya bakıp bana kızıyor. Şey gelmiş, kilit sesi ekleme gelmiş. Bunu ne ekleyebiliriz acaba? Burada yazılım güncelleme tercihi var. Burada arabanızın hani daha böyle kesinleşmiş mi güncelleme alacağını yoksa böyle işte adamlar daha denememiş tam olarak yani erkenden deneyim yani beta sürümü gibi diyebiliriz aslında. Beta sürümünü alıp almayacağınızı seçebiliyorsunuz. Burada bu açık. Yani bu arabada bu açık onu da söyleyeyim. Bak göbek testi. Bak trafiği takip edecek mi? Bak yeşil ışıkta olduğu için yeşillikte geçeceğini biliyor. Bak o güzel normalde çünkü bakmıyordu bunlara. Niye mesela durdu? Hala bir şu göbekleri halledemedik ama şu çok güzel. Ama bakın şu çok güzel. Şu grafik. Umarım gözüküyordur. Bir daha bakıyorum. Gözüküyor diye düşünüyorum. Çok güzel. Çok böyle detaylı gösteriyor etrafı. Her yola bakmadan etkinleştirdiğiniz için çok kızıyor ya. Ama muhtemelen şu kameradan bakıyor. Yani bu kamerayı bantlayan var mı bilmiyorum ama muhtemelen şunu kapatmak işe yarıyordur. Bak kör nokta uyarısı çok güzel çalıştı. Bak ben biraz geç gördüm adamı. Adam benden önce gördü. Bu da yeni. Bu önceden böyle ötmüyordu. Niye kendi kendine kapandı? Anlamadım. Bak bu trafik önümüze atlayacak. Şimdi ne yapacaksın? Bak dayı bize çarpacaktı böyle bu kafayla giderse. Şu yan yoldan gidelim. Çünkü bu yan yol çok biraz karışık bir yan yol. Şu an şeridi görebildi. Ama ayağınızla bu otopilotun hızını geçebilmeniz güzel bir özellik. Çünkü normalde şu an mesela 50'nin üstüne izin vermiyor. Ama çok aşırı boş olduğunu hissettiğim zaman atıyorum. Ben 60'a çıkmak istiyorum. Buna izin veriyor. Mesela şu minibüsü geçecek mi? Tamam. Biraz şeridinden gitmiyordu. Mesela hız sınırı 30'a düştüğü gibi hemen yavaşlıyor. Bu olması gereken tabii ama biraz insanları garip geliyor. Hız sınırının düştüğü gibi fren yapması. Devam etmek için hız pedalını veya vites kolunu kontrol. Diyor ki yani bana beni onayla ben ona göre geçeyim. Kendine güvenmiyor yani. Bir de şöyle bir sorunu var. Bakın bilmiyorum şu kamerada gözüküyor mu? Bizim böyle şekilde sarı yanıp sönen trafik ışıkları var ya. Hani ileride bir şey var uyarısını veren bu sarı ışıklar. Bunları trafik ışığı zannediyor. Ve durmaya çalışıyor. Bak yeşil yanıyor. Burada ona istemiyor yeşil yanını gördüğü için.
Yeşil yanıp sönüyor. Ona da bir şey yapmadı. Tümsek, 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 tümsek. Keşke tümsek uyarısı da olsa ya. Bizim ülkeye şart. Bir de Tesla kullanıyorsanız şöyle bir özellik geldi ama. Bakın nerede? Burada bakın, otopilot etkinleştirme. Çift çekme, tek çekme. Normali bu eskiden hep çift çekmeydi. Yani siz bir kere bastığınızda adaptif açıyordu. Şu an olduğu gibi, şu an olmadığı gibi. Şu an adaptif açık. Ama siz gidip bir daha çektiğinizde otopilotu açıyordu. Şimdi şöyle iptal edelim. Tek çekme diye bir ayar geldi. Şimdi herkese bu ayarı burada gösterdi. İşte buradan ayarlayın diye. Bakın şimdi şöyle yaptığım an açılıyor. Ama bunun şöyle bir dezavantajı var. Hani ben mesela normalde sola geçmek istediğim zaman, mesela şu stresi olacağım, sola sinyal veriyorum. Bunu böyle kırdığım zaman, tek çekmeye ayarlı olduğu zaman, tek çekmedeyse adaptifi iptal ediyor. Bakın çift çekmeyi alacağım şimdi. Bak şu an adaptifim açık. Ve sola geçmek istiyorum. İptal ediyorum. Bakın adaptifim hala devrede. Yani bu yüzden çift çekme olması daha işlevsel. Bu da bir bilgi. Bu yola nasıl bağlanacak? Bakın bunu deniyoruz şu an, yola bağlantıyı. Gerçi bu yola bağlanmadan sağa dönecek %90. Ha bakın buradan U dönüşünü atabilecekmiş. Şimdi bu şerit U dönüşüne gidiyor. Hızımı bilerek düşüreceğim çünkü çok korkunç olur bununla 30'a girmek oraya. Bak trafik ışığı var zannediyor mesela. Bak vites koluyla okey, sorun yok dedim. Bak kafası karıştı şu an. Fren yap dedi. Dur tabelası var sandı gibi anladım ben. Yani açıkçası anlamadım pek. Bak dur tabelasını kırmızı işaretlemiş az önce. Hakkını yemişiz. Bak dur tabelasında geçmeye çalışıyorum diye kızdı bana. Adaptif açıkmış. Ha, adaptif açık olunca uyarıyor tabii. Normalde uyarmıyor. Şuradan sağdan gidelim. Ne yapacak merak ediyorum bakın. Aslında bizim ülkenin de şeritlerini deniyoruz. Bakalım dönebilecek mi? Burada normalde sola geçmesi lazım. Önümüzde de minibüs var. Bu kötü. Bak çok saçma bir şerit var burada. Şu an minibüsün arkasına takılacak muhtemelen ama minibüs de gidiyor. Şu an bu adama doğru sürüyordu. Burada ben aldım mecbur. Bu şekilde hala çok da iyi değil. Bak şu an buna verdim. Bakalım hangi şeridi seçecek. Minibüs duruyor. Güzel, sola geçti. Bak bunu akıl edebildi. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Mesela bak gene trafik ışığı sandı. Yani orası trafik ışığı değil. Bakalım şimdi kırmızı umarım yanar da biz dururuz diyecektim ama pek yanacak gibi durmuyor. Benden yeşil yansa da ona istedi mesela. Onu da anlamadım. Burada da. Bak çok korktu. Şu adam önümüze kıracak sandı. Bir fren yaptı ki kırıyor zaten önümüze de. Biraz da şehir içine sokalım ya. Hep bu yollardan gitmeyelim. Şurada ona vermeye çalışacağım. Bakalım verebileceğim mi? Görecek mi şeridi? Dönüşü ona vermeye çalışacağım. Nereye gidecek acaba? Tabii ki beyni yandı. Dedi ki bu nasıl bir yol dedi ve iptal etti. Mesela burada sağ şeritten gitmeye çalışsam dubalara girer mi acaba? Bak dubalara çizmesi güzel. Bak 70-50 metre için trafik kontrolü için duruyor. Burada niye duruyorsun mesela? Burada bir şey yok. Ha vazgeçti. O dur tabelasıyla karıştırdı. Bak solda dur tabelası vardı. Bak burada düz gidebileceğim mi? Silik şeritler, sağdan bir adam korkunç geliyordu bize. Korkmadı. Bu da güzel. Bakalım girebilecek mi? Bak burası buradan gidiyordu diye hatırlıyorum. Çünkü şerit var. Solda var. Sağda yok ama. Evet gayet güzel. Gayet güzel. Sorunsuz.
Bak biraz kafası karışıyor şu an. Şu an aşırı kafası karıştı. Ama halletti. Hızlı gitsem girebilir miydi? Zannetmiyorum ama. Biraz çünkü yavaş gittiğim için düşünme şansı vardı. Karşıdaki adamı göstermedi hiç. Yaya geçtiğinde duruyordu. Gene geçti. Bak burada durması gerekiyor, evet. Bak şu an gidiyorum. Şu an otopilot ilerleyemiyor. Lütfen devralın. İlk defa bak bu uyarıyı ilk defa gördüm. Otopilot gidiyordu. Frene basmak zorunda kaldım. İlk defa bu uyarıyı aldık mesela. Ve hep farklı bir şey çıkıyor. İlginç yani. Burada çok saçma sapan bir şey oldu. Duruyor dedi. Sonra durmuyor dedi. Şehir içi resmen test. Şimdi bak yolumuzun üstünde bir yaya var. Tamam, kaldırıma çıktı sağ olsun. O duran adam için öttü. Bak bu da güzel. Çünkü ben ötmez diye düşünmüştüm. Kenarda duran adam için biraz yakın geçiyordum çünkü, ama öttü bak. O da güzel. Trafik kontrolünde durdu. Devam etmek için hız pedalını veya vites kolunu kullanın. Geç dedim ben. Allah Bismillah. Otopilot biraz gergin gidiyor. Otopilotun sesi ilk defa böyle saçma sapan bir şey oldu. Arıza verdi ya. Umarım güzel gelmiştir sesi. Kafayı yedi. Baga girdi. İki ses birbirine çakıştı. Göbek testi yine. Dayı ne yapıyorsun? Niye o kadar yakın gidiyorsun? Gitti ama yani ekranda umarım çıkmıştır ne kadar saçmaladığını. Ya tam da kameram kapanırken oluyor böyle şeyler ya. Yayı gördük, panik fren yaptı. Burada nereye gideceksin? Geç diyorum abi ben sana, geç. Şu an geçmeye ayarlı. Kendi gidiyor. Neyse bir şekilde gitti. Bu da güzel. Bu şekilde gitti. Kameramın şarjı bitti. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu tarz videolar abone olursanız gelmeye devam edecek. Kendi fikrinizi lütfen yorumlara yazın. Çok teşekkür ederim tekrardan. Kendinize iyi bakın. Ta nerede ki yaya öttün abi? Biz yayayı geçtik gidiyoruz. Ta arkamızdaki yaya öttü.